Scripted metotlarında 7. videoda karşınızdayım. Bu videomuzda reverse ve short işlemlerden bahsedeceğiz, metotlardan bahsedeceğiz. Bu metotlarımız dizilerle alakalı sıralama yapmamızı sağlıyor. Nasıl? Ben burada örnek bir dizi oluşturdum ve bu dizi içerisinde şimdi yeni ya da burada name 2 diyorum ve reverse metodunun ne işe yaradığından bahsediyorum. Reverse metodu içerisinde yazdığımız diziyi tersi döndürüyor ve o şekilde bizim ekranımızı yazmamızı sağlıyor. Ben neyim 2'ye neyim 1'in yani dizimin nokta reverse halini kaydedersem bu şekilde ekrana document write diyeceğim. Bu şekilde ve ilk öncelikle neyim 1'i yazdıracağım. Sonra bir artı br vereceğim. Burada bu şekilde. Tabii bunları şu şekilde şunun içerisinde almamız lazım. HTML kodu olduğu için. Sonra document write deyip name 2 ile ekrana yazdıracağım. Ve bu şekilde sizler de nasıl ters döndüğünü göreceksiniz. Şimdi burada ne oldu? Öncelikle Şakir, Selman, Şükrü, Adem, Yusuf, Çilek'ti. Bizim bu yazdığımızı şurada üstte yazmamız lazım ki metot uygulanmadan önceki halinde yazdırmış olalım. Normal hali bu şekilde. Ve ben metodumu uyguladıktan sonra bu şekilde artık benim yeni halim bu şekilde oluyor gördüğünüz gibi ve çilek sonda olan çilek başa geliyor. Aynı şekilde bunu name 1 yaptığımda da ben ne oluyor? Değişmiyor. Yani demek ki name 2 ve name 1 de bu metodu uyguladığımızda direkt kendi değişen bir metotmuş. Name 2 değişkenine gerek duymadık yani. Burada F5'e bastığımızda bunu herhangi bir metoda herhangi bir değişken atamamıza gerek yok. Name 1 metodunu uyguladığınız zaman zaten kendisi otomatik olarak dönüyor. Şimdi ben bunu öğrendikten sonra short işlemlere gireceğim. Short işlemlerde bu gördüğünüz isimleri sıralayan bir işlem. Short diyorum. Yine aynı şekilde bu bir atamaya ihtiyaç duymayacağım. Ve aynı şekilde short diyeceğim bu sefer. Ve document write deyip ekrana short'u yazdıracağım. Document write. Şimdi short işlemini yazdıralım. Ben burada yazdırdığım zaman ne beklerim? F5'e basarım. Herhangi bir şekilde gelmedi çünkü kafam karıştı. Şurası neyin bir olacak? Evet. F5'e bastık. Ne oldu? Adem, Selman, Yusuf, Çilek, Şakir, Şükür. Şimdi burada bir karışıklık var. Evet. Sıralama doğru A, S, Y harfiyle gidiyor. Yani alfabetik olarak sıralıyor. Doğru ama Unicode sıralaması yaptığı için Ç, Ş, Ş harfleri bunlar nerede? Bunlar Türkçe karakterler ve bunlar Unicode sıralamasında İngilizce karakterden sonra geliyor. Ekstra olarak geliyor. O yüzden bunları sona atıyor. Çünkü bunların Unicode değerleri daha yerine Türkçe karakter olduğu için. Bunu engellememiz gerekiyor. Bizim Türkçe karakterlerle uğraştıklarımızda bu işlemleri engellememiz gerekiyor. Ya bunu şu örneği şöyle verebilirim. Şimdi biz üniversitelerde ya da ne bileyim ders halinde sınava giriyoruz. Sınavlarda isimler listeleniyor. A'dan Z'ye hangi sınıfta olacağı. Şimdi böyle durumlarda short işlem açılıyor. Ya yani bu short yapılıyor. Ya yani bu short ile beraber orada gördüğünüz Türkçe karakterler düzgün sıralanması gerekiyor. İsimlerine göre. Yani bu işte bizim kullanmamız gereken kod. Ya yani o da bazı dershanelerde mesela A'dan Z'ye gider sonra işte Şükrü varsa Şükrü'yü en sona atar. Ne Türkçe karakter var? Mesela Ü. Ü ile başlayan bir isim. Ümmet. Ümmet'i mesela en sona atar. Değil mi? İşte bu işlemleri engellemek için bazı dershanelerde bu işlemi yapar. Bu işlem çok önemli. Bu işlemin mantığı şu şekilde. Biz dizilerde sıralama yaparken Türkçe karakterleri özünü aldığımız için kendi alfabemizi oluşturuyoruz ve biz kendi alfabemizi buraya entegre edip ona göre bir sıralama yapmasını istiyoruz. İşte bu sıralamayı da yapmamız için bizim nesnesel prototipine etki etmemiz gerekiyor. Kısacası özetimiz bu şekilde. Şimdi geldim ve ben bunun fonksiyonunu yazmaya. Çünkü ben burada bir fonksiyon kullanacağım ve artık bu sıralamayı düzgün bir şekilde yapacağım. Öncelikle şuraya birkaç daha isim ekleyelim. Mesela Can diye. Mesela F5'e basalım. Gördüğünüz gibi Can da kendini yerinde buldu. A'dan sonra C, C'den sonra S, sonra Y ve Türkçe karakterler geliyor.
Şimdi bunu engellemek için arkadaşlar bir fonksiyon yazalım. Bu fonksiyon önemli. Function diyorum ve sırala diyorum. Şimdi bu sırala karakter olduğu için de alt tire karakter diyorum. Çünkü bir de aynısını ben neyle yapacağım? Bir de aynısını ben sayılarda yapacağım. Sayılarda da böyle bir sıkıntı olacak. Onu da göstereceğim. Şimdi sırada karakter. Bu short işlemleri yaptığı sıralamalarda iki parametre kullanıyor arka planda. Onları da biz burada A ve B diyelim. İki tane. Bu size kalmış değişkenler. Şimdi biz ilk öncelikle burada bir kendi kullanacağımız alfabeyi sıralamamız gerekiyor. Yani bizim kendi kullanacağımız alfabe diye ben tanımlayayım değişkenimi. Alfabe eşittir. Ben buraya şimdi Türkçe karakterlerde bulunan alfabeyi alacağım. Bakın burada benim alfabem var. Daha önceden yazmış olduğum. Evet. Bu nedir? Sıfırdan başlayıp tüm karakterleri bulunduran, bakın C harfinden sonra Ç geliyor mesela. Şu kafa karıştırmasının diye rakamları silelim. Burada gördüğünüz gibi hani O'dan sonra Ö geliyor. P'den sonra Q geliyor. Yani bu Türkçe karakter, Türkçe alfabemiz. Ve biz bunu kendimiz elimizle yazdık. Şimdi ben burada birkaç metot yazacağım. If koşul kullanacağım. If diyeceğim. Burada A yani gelen ilk parametrenin uzunluğu şu şekilde. Denkse diyeceğim. Denkse 0 veya şu şekilde veya işaretimizi yani kullanalım. B'nin length ifadesi denkse 0. Bu da olduğu durumlarda ben ya yani bu şey anlamına geliyor. Bunlar Türkçe karakterlikten değilse yani ki bir anlamı taşıyabilirsiniz uzunluklara baktığımızda. Şimdi bizim bunları sıralamamız gerekiyor ve bu sıralama biz baştan sona yani A'dan Z olduğu için de bunları return diyorum. Hatta return son anlatayım. Return demeye gerek yok. A.length diyorum. Eksi B.length. Bu ifade ne işe yarıyor? Bu ifade bu eğer A'nın uzunluğu sıfırdan sıfıra denkse veya B'nin uzunluğu sıfıra ikisinden biri de denk olabilir. Olduğu durumda yani A'dan Z'ye sırala. Herhangi bir işlem yapma hemen A'dan Z'ye sırala. Ve ben bunu direkt return diyorum. Neden return diyorum? Çünkü bunu ben ekrana yazdırmak istiyorum. O yüzden return ifadesini kullandım. Eğer böyle bir durumda karşılaştığınız zaman mesela geldi burada B harfi geldi. Burada da B harfi geldi. İşte diyor ki B harfi buraya göre sırala. İşte mesela burada D harfi gelsin. B'den D'yi sırala diyorsun bu işlemde. Yani büyükten küçüğe sıralama oluyor. Eğer şurası B eksi olsaydı B eksi olsaydı Z'den A'ya sıralayacaktı yani. Şimdi bu basit kısmı. Basit kısmı. Yani bu durum olmazsa eğer bu durum eğer olmazsa ne olur? Else diyoruz. Ve artık biz bu olmadığı için bunları biz baştan yazacağız. Yani sıfıra denk olmadığı durumlarda bizim bunların indekslerini sıfırlamamız lazım. Index of'larını sıfırlamamız lazım. Bu değerler için de bizim iki tane farklı değişkene ihtiyacımız var. Birincisi x diyorum. X. Yukarıdaki alfabenin index bu metottan bahsetmiştik. Index of metodunu burada kullanıyorum ve diyorum ki burada index f metodu içerisinde a sıfırıncı indeksine ulaş. Ve ben bu şekilde aynı işlemi y için de yapacağım. Yani bir değişken daha oluşturacağım. Çünkü sıfıra denk değil. Bu da y olacak değişkenim. Y de alfabenin içerisinde index of'una sıfırına ulaş ve artık orada kendine bir yer edin anlamına geliyor. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra gene bu ekranı iki tane defter oluşturduktan sonra şu işlemden sizin yapacağız gene. If else yapacağız. Bunları da deneyeceğiz. Eğer x denk değilse çünkü denk olmaması gerekiyor. Hani denklik durumu olursa eğer yeniden yazmamız lazım. Yeni bir dizi oluşturup yeni bir ortamda yeniden karşılamamız gerekiyor. X denk değildir y ise bu şekilde bunu geldim ve burada return y eksi x diyorum. Bu y eksi x ifadesi nedir? Bu sıralamayı
z'den a'ya gelen yap demektir. Biz burada x eksi y diyeceğiz. Bu da a'dan z'ye anlamına gelecektir. Else, yani bu olmadığı durumda, bu olmadığı durumda ne yapacağız? Biz yine return diyeceğiz. Ekrana yazdıracağız. Neyi yazdıracağız? Karakter sırala. Sırala karakterin yeni bir dizi halini oluşturacağız. O da nasıl yapıyorduk? A nokta slice 1 ve B nokta slice 1 diyerek bunların sıfır değil birinci hallerini oluşturmuş olacağız. Şimdi bu yaptığımız metot sayesinde ben burada short içerisinde name bir short dedik ya burada. Fonksiyonumuzu yazacağım. Sırala karakter diye. Ve bu işte benim artık buraya ulaşan isimlerimi tek tek inceleyip buradaki alfabeye göre sıralayıp ekran yazılmasını bekliyorum. F5'e bastım. Biraz çalışma süreci gerçekleşti. Ve çalışmadı. Bakalım nerede daha yaptık. Evet, birinci hatamız burada A harfini yazmayı unutmuşuz. İkinci hatamız da şurasını ben yanlış yazmışım. Metotlardan sonraki kısımları yanlış yazmışız. Index of A'nın 0 arkadaşlar, bu şekilde olacak. Index of B'nin 0'ı. Şimdi F5'e basalım. Ve gördüğümüz gibi istediğimiz sonuca ulaşmış olduk. Bakın A'dan sonra C, C'den sonra çilekin C'si, sonra S, Ş, Ş ve Y harfi düzgün bir şekilde sıralamayı gerçekleştirdi. Burada işte biz kendi alfabemizi oluşturduk ve sistemin bizim istediğimiz şekilde oluşturması için de buradaki metodumuzu kullandık. Fonksiyon yazdık ve fonksiyon doğrultusunda işlemlerimizi tabi tuttuk. Bu çok önemli bir kod. Yani ben bu kodu gerçekten hani her yerde işimize yarayacağını düşünüyorum. Çünkü dizilerde bir sıralama işleminde Türkçe karakterlerin sıralanması önemli. İşte bu kod da bunu sağlıyor. Her ne kadar dilim döndüğünce anlatmaya çalışsam da aslında kodun kendisi yeterli, anlatmaya gerek yok. Şimdi bunun aynısını bir de sayılarda yapacağım. Bakın burada nokta virgülümüzü koyalım. Sayılarda yapacağız. Nasıl yani? Şöyle. Bunu sileceğiz. Ve burada ben yine bir örnek vereceğim. Ve bu örnekte şu örnekleri kullanacağım. 22 mesela 22 sonra 20.12 virgül sonra 200 5 8 99 111 1 ya da 19 18. Şimdi biz bunu yaptık. Ve burada sadece bakın bu fonksiyonu kullanmayacağım. Short dedim. Ve F1'e bastım. Şimdi short işlem neydi? A'dan Z'ye sıralıyor İngilizce. Şimdi rakamları da ne yapacak? Büyükten küçük sıralamasını bekliyorsun ama bak ne yapıyor burada? 1, 11 güzel, 18 çok güzel, 20 çok güzel, 22.12 tamam hala doğru, küçükten böyle sıralıyor. 200 geldi bir anda. 200 sonra 22 sonra 5 sonra 8 sonra 9. Ya o zaman burada bir karışıklık var yani. Küçükten büyüğe sıralamasını bekliyorsun. Burada neler yapıyor? İşte bu da gene bu JavaScript short işlemlerinde bununla bunun ikili ifadelerinin sıralaması. Yani bakın 2 200'ü 22.5'tan küçük olarak görüyor. Neden? Çünkü 2'den sonra 0 gelmiş, 2'den sonra 2 gelmiş. İşte buna bakıyor. Ve bunun sonrasında sana düzgün bir ona göre bir sıralama yapıyor. Ben bunu istemiyorum. Ben bunun yerine bana düzgün küçükten büyüğe sıralasını istiyorum. Bunun fonksiyonu daha basit aslında. Fonksiyon sırala diyorum. Alt-R sayı diyorum bu sefer. Fonksiyonum içerisinde yine short işlem kullanacağım için A ve B parametresi olacak iki tane. Ve ben bunları sadece return neydi? AB A-B dersem bu bana küçükten büyüğe bir sıralama sunacaktır arkadaşlar. Şimdi burada short işlemimizi de bu sırala karakter değil sırala sayı diyorum. Şimdi F5'e bastığımda bakın istediğiniz gibi oldu. 1, 5, 8, 11, 18, 10, 20, 19, 22, 12, 22, 99, 200. Bu gayet doğru. İşte sadece şu kod sayılarda da büyükten küçüğe sıralamayı sağlıyor. Ben bunu büyük küçükten büyüğe demek istiyorsanız da onu da gösterelim. B eksi A yapacaksınız. Bu da büyükten küçüğe yapar. Aynı şekilde karakterlerde de Z'den A'ya sıralamak istiyorum ben diyorsanız. Buraları B, buraları da
y-x yaptığınızda işlemimiz tamamlanmış olacaktır. İşte JavaScript'te short işlemlerde short bütünün kullanımı ve reverse bütünün kullanımı bu şekildeydi.